Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı bir tarifle karşınızdayım. Bu elimde tutmuş olduğum şişenin içerisinde özel bir yağ var. Kendi yapmış olduğum bir yağ. Romatizma ağrıları için, yaralar için ve masaj yağı olarak Kullanabileceğiniz özel bir tarif yapması kolay ancak biraz sabır istiyor İzleyenler vardır ee, yine bu çiçekle ilgili bu özel bitkiyle ilgili bir videom daha var o videomu da izlemeyi unutmayın ee, şuraya bir yere koyacağım ya da açıklamalarda linkini koyarım bu özel çiçeğimizin adı kara hindiba çiçeği diğer adıyla halk arasında daha çok bilinen radika çiçeğidir. Acı günek de denir bazı yörelerde. Azerbaycan'da zencir otu da deniyormuş. İşte bu güzel çiçeklerden topladık. Bol bol topladık. Bu çiçekler genelde bahar aylarında başlar. Yaz sonuna kadar açarlar. Ee, görürseniz mutlaka değerlendirin. Şimdi bu özel tarifimi size anlatacağım. Nasıl yapıyoruz? Bunları e, sap kısımlarından baş kısımlarını koparıyoruz. Ee, peki yıkıyor muyuz? Hayır yıkamıyoruz. Eğer güvendiğiniz temiz bir yerde ise yıkamıyorsunuz. Eğer yıkayacaksanız da böyle saplarıyla beraber yıkayın. Bir e, boş bir kabın içerisine koyun. Orada suyu süzülsün. Suyu uçsun. Ya da bir şeyin üzerine sererek de e, suyun gitmesini sağlayabilirsiniz. Burada en önemli noktalardan bir tanesi kesinlikle çiçeklerimiz nemli ve ıslak olmayacak. Bu şekilde başlarından koparıyoruz hepsini. Güzelce hazırlıyoruz. Evet. Bu şekilde hazırladık. Elimde 500 cc'lik, 500 ml'lik bir kavanozum var. Sıcak sudan geçirdim. Aynı şekilde kapağımı da sıcak sudan geçirdim. Kesinlikle temiz ve steril olması gerekiyor. İçerisine bu e, başlarını ayıkladığım çiçeklerimizi koyuyoruz. Burada tahmini 500-600 baş çiçek vardır. Gramaj olarak da 100 gramın üzerinde olabilir. Tartmadım. Göz kararı yapacağım için. Tabii benim en büyük yardımcım sevgili Simay kızım. O her zaman bana yardımcı. Çok güzel. Aferin. Güzel kızım. Teşekkür ederim. Bu şekilde kavanozumuza yerleştirdik. Elimizde e, mutlaka sızma, soğuk sıkım zeytinyağı olması gerekiyor. Burada en önemli noktalardan bir tanesi de zeytinyağınızın kalitesi çok önemli. Zeytinyağınız ne kadar kaliteli olursa, hazırlamış olduğunuz yağın da tedavi edici özelliği o kadar fazla olacak. Üzerine geçene kadar zeytinyağı koyuyoruz. 15-20 gün sonra artık kullanıma hazır olur. Tamam. Al. kapan. Çok teşekkür ederim. Aferin kısma benim. Ne güzel de kapattı. Evet, güzelce ağzını kapatıyoruz. Bu şekilde yağımız 15 gün güneş gören bir yerde duracak arkadaşlar. Eğer baharda yapacaksanız da mutlaka cam kenarında, evinizdeki cam kenarında ve güneş gören odanızın içerisinde bunu bekletmenizi tavsiye ederim. Havalar sıcak olduğu zaman balkonda da koyabilirsiniz. 15 gün boyunca bu şekilde bekleteceğiz. 20 güne kadar bekletebilirsiniz ama daha uzun süre bekletmenizi tavsiye etmem. Bazen küflenme ve çürüme yapabilir. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi biz hazırladık. 15 gün sonra ben size bunun nasıl süzdüğümüzü de göstereceğim. İlk günler çiçekler üstünde oluyor yağın ama zamanla aşağı iniyor. Benim bir farklı tarifim daha var. Kara hindiba çiçeği reçeli bu tarifimi de linklere koyacağım. İzlemeyi unutmayın. Bu yağımızın 6. günü gördüğünüz gibi çiçekler aşağı doğru inmiş durumda. Daha sonra hep genelde aşağıda olacak. İlk birkaç gün, ilk iki gün, üç gün çiçekler yağın yüzeyinde daha sonra yavaş yavaş aşağıya iniyor. 10. günümüzdeyiz arkadaşlar. Yağımız gayet güzel. Herhangi bir küflenme yok. Çürüme ibaresi yok. 15. günümüzdeyiz. Ve 20. günümüzdeyiz. Artık süzme vakti geldi. Yine gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Herhangi bir küf ibaresi yok, çürüme izi yok. Zeytinyağımız da gayet duru. Hadi süzmeye gidelim. Evet süzmek için malzemelerimiz derin bir kap bir süzgeç bu şekilde yeterli olacaktır üzerine bir tülbent de koydum daha güzel süzülsün diye kapağını açıyoruz ve bakın gördüğünüz gibi kapakta herhangi bir paslanma bir küf ibaresi yok bu çok önemli Evet, süzme işlemimize başlıyoruz. Çok kolay süzülüyor. İşte de zahmetli değil. Biraz sabır isteyen bir yağ. Pek çok tedavi edici özelliği olan çiçeklerden yapılan yağlar biraz sabır istiyor. Ben bu içinde kalan çiçekleri de biraz bir miktar sıktım. O biraz yağımı bulandırdı ama herhangi bir sorun yok, bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi yağımız hazır. Diğer aşamamızda şişeleme. Bunlar benim çocuklarımın kullanmış olduğu şurup şişeleri genelde yıkıyorum, kurutuyorum, ihtiyaç olduğunda kullanıyorum bu yağlarımı koymak için. Koyu renk olması da dışarıdan ve gün ışığından etkilenmemesini sağlayacak. 250 mililitrelik şişeler bunlar. Tahminim bir 375 cc kadar bir yağımız oldu. Diğer önemli noktalardan bir tanesi de mutlaka ve mutlaka etiketlemek gerekiyor. Ne olduğu, içeriğinde ne olduğu ve ne amaçla kullanıldığı ve özellikle de tarih mutlaka yazılmalı. Bu gibi özel yağlar çünkü belli bir süre kullanılabiliyor. Bu bizim hazırlamış olduğumuz yağ. Serin bir ortamda bir yıl çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet. Bir tarifimizin de sonuna geldik. İnşallah ve umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, videolarıma yorum yazmayı, bildirimlerden haberdar olabilmek için zil butonuna basmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.